Bazıları diyet yaptığı halde kilo vermiyorsa, çok az şey yediği halde kilo alıyorsa, kilo alımına gidiyorsa bir gizli şekerden herhalde şüphelenmek Ben diyet lazım mı yapıp da burada? kilo veremeyen hasta hiç görmedim. Birkaç istisna dışında bazı hastalıklar var. Evet. İnsülin direnci gibi Evet, mesela. insülin direnci Veya denir. kortizon fazlalığı gibi bazı hormon hastalıklar var. Veya hipotiroidi dediğimiz kilo vermeyi engelleyen bazı hormon hastalıklar var. Bunlar dışında diyet yaparak kilo vermek mümkün değil. Bunda mutlaka bir hata var, eksik var. Kişiye özgü tedavi yöntemleri tıpta son 5 yılda, 7 yılda revaçta ki doğrusu da bu zaten. Her kişinin bünyesi farklı farklı. İlaçları da biz seçerken, diyet de belirlerken bu kişinin yaşam tarzı, cinsiyeti, yaşı, ırkı, genetik yapısı, ailesel özellikleri, iş stresi çok önemli. Çok stresli iş yapan bir kişi de şeker hep yüksek seyreder. Stres hormonundan yüksekliği sebebiyle. Biz bu kişiye biraz daha agresif tedavi yöntemleri uyguluyoruz biz bu kişilere. Ama eğer kişi hakikaten doktorun sözünden çıkmıyorsa, diyetisyene gitmiş ise, bilinçli diyet yapıyorsa yaşına, kilosuna, boyuna uygun bir şekilde bu kişiye kilo vermemeleri mümkün değil. 2 kere 2, 4. Tıpta en kesin konu bu. Diyet yapıyorum diyenler kilo veremiyorsa hatayı kendilerinde bulsunlar. Biraz evet. İsterlerse tabii ki, bulsunlar. Kilo sorunu olan kişilerin kilo vermeyle ilgili diyetten evvel ki zaten diyetisyenler de bunu yapıyorlar son 10 yılda bize yönlendiriyorlar. Kilo vermesi engel bir hastalığı var mı diye. Önce hasta bize gelir, fizik muayenesi yaparız, anamnez alırız, sorgularız. Ondan sonra testler yapıyoruz bu kişinin kilo vermesine engel bir hastalığı var mı diye. Yoksa o zaman diyetisyeni biz yolluyoruz. Eğer varsa bir rahatsızlığı, hipotiroidi gibi veya geri şeker gibi veya insülin direnci gibi onu biz tedaviye başlıyoruz diyetisyeni göndermeden evvel zaten. O bahaneyi de yok ediyoruz yani özetle.